Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık 40. Menakıb Ya Ali beş nesne şey gönlü kalbi parlatır münevver eder Sure-i İhlas'ı çok okumak az yemek ilm meclisine hazır olmak az pişmiş ekmek yemek gece namazı kılmak. Ya Ali, beş şey gönlü ruhşen eder, aydınlatır, karanlığını giderir. İlm meclisinde oturmak, elini yetim başına sürmek, seher vaktinde çok istiğfar etmek, çok yemeği terk etmek, çok oruç tutmak. Ya Ali, beş nesne gözün nurunu arttırır. Kâbe-i Muazzama'ya bakmak, Musaf-ı Şerif'e bakmak, anne babasının yüzüne bakmak, alimin yüzüne bakmak, akar suya bakmak. Ya Ali, beş nesne kişiyi kocaltır, çöktürür. Borcu çok olmak, çok gamı olmak. Kadının nefesi erkeğe erişmek. Çok koku sürünmek çok balgam gelmek. Ya Ali, cennet kapısında gördüm yazılmış. Her kim hevasına muhalefet ederse cennet onun yeri olur. Cehennem der ki: Ya Rabbi, beni neden dolayı yarattın? Allahü Teala Celle Şanühü buyurdu. Her bahil ve mütekebbir için, cimri ve kibirli için Cehennem dedi. Ben onlar içinim. Ya Ali, Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerinin rızası anne ve babanın rızasındadır. Gadabı onların gadabındadır. Ya Ali, kafir de olsa komşuna ikram eyle. Kafir de olsa misafire ikram eyle. Anaya babaya kafir de olsalar İkram eyle. Dilenciyi kafir de olsa reddetme. Ya Ali, her kim şüpheliden yer, dini örtülü olur. Gönlü siyah olur. Her kim haram yer ise, gönlü, kalbi ölür ve dini köhne olur. Yakini zayıf olur. Duası perdelenir. İbadeti az olur. Ya Ali, mücrim olan kul dua etse Allahü Teala celle şanühü onun helakını istediği şeyde verir ve meleklere emreder ki verin istediği nesneyi ki onun helakı ondadır sesini kesin ya ali Allahü Teala kullarından bir kula gadap edecek ise ona haram mal nasip eder Gadabı çok olunca bir şeytanı onun üzerine musallat eder ki onu dünyada meşgul eder. Dünya işleri kolaylaşır. Dinden uzaklaşır. Sonra okul der ki Allahü Teala Gafurur Rahim'dir. Ya Ali Allahü Subhanahu ve Teala bir kulu sever. Okulun duasını geciktirir, tehir eder melekler derler ya rabbi bu mümin kulun duasını kabul eyle Allahü Teala ve Tekaddes buyurur ki bırakın benim kulumu siz onun üzerine benden daha çok muaciyorsunuz ben onun duasını tedarruan severim ve ben alim ve habirim ya ali bir kişinin ölüm anında azaları birbirine selam verir. Der, Esselamu aleyke, ben öldüm, sen de ölsen gerek. Böylece, ak tüy, kara tüyüne der, ben öldüm, yani ağardım, sen de ölürsün. Ya Ali, şad olup, kahkaha ile gülme ki, Allahü Teala ve tekaddes, böyle olanları sevmez.'' daima hüzünlü ol ki Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri hüzünlü olan kimseleri sever. Ya Ali, her yeni gün olunca o yeni gün ey insan oğlu, ben senin yeni gününüm. Ben senin üzerine şahidim. Bak ne istersin. Her gece olunca gece de böyle söyler. Gündüz ile ve gece sohbeti iyi yap. Ya Ali, Allahü Tebareke ve Teala Hazretlerinin fadlından helali talep et ki helal talep etmek müminler üzerine farzdır. Ya Ali, amdest aldıktan sonra inna enzelna Kadr suresini okumaktan geri kalmayasın. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri her bir abdeste sana elli bin senelik abdest sevabı verir. Ya Ali, her kim ayaklarını yıkadıktan sonra bana salavat verse, Allahü Tebaake ve Teala Hazretleri onun bütün üzüntülerini giderir, ferahlandırır, duaları müstecab olur. Ya Ali, taharetlenince yeniden sual ve önüne sür ve sonra Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruke ve etübü ileyke oku. Sonra yüzünü bir tarafına çevir ve şöyle söyle. Ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Rasûlüke. Her kim böyle yaparsa, Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri, onun günahlarını az veya çok olsun affeder. Ya Ali, her kim Allahü Tebareke ve Teala Hazretlerini fecr tulu etmezden evvel ve gün doğmazdan evvel zikrederse, Allahü Teala onun cehennemde azab bulunmasına razı olmaz. Onun günahları, yedi kat gökteki yıldızlar adedince olur ise de, azab etmezler. Ya Ali! Sabah namazını cemaat ile kılasın. Güneş doğup yükselinceye kadar yerinde otur. Sonra iki rekat namaz kıl ki, Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri, sana bir haç ve ömre sevabı verir. Köle azad etmek sevabı ve bin dinar fi sebilillah sadaka etmişçe sevap verir. Ya Ali, hazarda ve seferde duha namazına devam et ki kıyamet günü olduğu zaman bir nida edici cennetin şerefeleri üzerinden nida eder ki nerededir o kimseler ki duha namazını kılarlar idi. Duha kapısından varıp, selametle ve eman ile cennete girsinler. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, duha namazını emretmediği, hiçbir peygamber göndermedi. Yani, her peygambere emretmiştir. Ya Ali! Her kim, cuma günü guslederse, Allahü Tebareke ve Teala onun günahlarını affeder. Bu cumadan, gelecek cumaya kadar pür nur olur. Kabirde ve mizanda ağırlık olur. Ya Ali, kulların sevgilisi, Allahü Teala hazretlerine o kuldur ki, secdede, Ya Rabbi, ben nefsime zulmettim, beni affet, zira günahları ancak sen affedersin der. Ya Ali, şarap içen ile dostluk etme. O melundur. Zekat vermeyen kimseyle arkadaşlık etme. O Allahü Teala'nın düşmanıdır. Faiz yiyen ile arkadaşlık etme ki o Allahü Teala Hazretleri ile muharebe eder. Kur'an-ı Kerim'de bu bildirilmiştir. Bakara Suresi 279. ayeti kerimesinde mealen eğer faizi terk etmezseniz Allah'a ve peygambere karşı harbe girmiş olursunuz buyurulmuştur. Ya Ali dua ederken veya Kur'an-ı Azimüşşan tilavet ederken sesini çok yükseltme. Çünkü namaz kılanların namazlarını fesada verirsin. Ya Ali, namaz vakti gelince namazını kıl. Çünkü şeytan seni meşgul eder. Bir hayırlı işe niyet ettiğin zaman hemen o işi yap. Çünkü şeytan seni o hayırlı işten men eder. Ya Ali, her kim ücret ile bir işçi tutar, ücretini tamam vermezse Allahü tebareke ve Teala Hazretleri onun taatlerini mahveder. Ben onun kıyamet gününde hasmı olurum. Ya Ali, Cebrail aleyhisselam Adem oğlu olup da yedi iş işleseydim diye temenni etmiştir. Beş vakit namazı cemaat ile kılsaydım, alimler ile otursaydım, hastaları sorsaydım, cenaze namazını kılsaydım su dağıtsaydım, dargın olan iki kimseyi barıştırsaydım, yetimlere şefkat etseydim. Ya Ali, sen de bunun üzerine hırslı ol. Ya Ali, yetim ağladığı zaman arş-ı mecid titrer. Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri buyurur ki, Ya Cebrail, bu yetimi ağlatanın yerini cehennemde bul ben de onu ağlatayım. Her kim ki onu sevindirir ve güldürür, onun cennette yerini geniş etki, ben onu sevindireyim ve güldüreyim. Ya Ali! Allahü Tebareke ve Teala Hazretleri, Adem oğlunun bedeninde dilden iyi bir şey halk etmemiştir. Onun ile cennete girer ve onun ile cehenneme girer onu zindana koy ki yırtıcı hayvan gibidir. Ya Ali, eyyamı beyt orucuna devam et ki ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günleridir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bu günlerde oruç tutanların yüzlerini beyaz eder. O sene tamamen oruç tutmuş gibi olur. Ya Ali, her kim ilimsiz ibadet ederse zararı faidesinden çok olur. Onun misali o ama gibi olur ki bir sahraya delilsiz gider. O kadar dolaşır ki kendini dikenlik arasında bulur. Ya Ali, her kim her gün 25 kere estağfirullah li ve li valideyye veli cemi il müminin evel müminat vel müslimin evel müslimati innehu mucibüt davat derse Allahü tebareke ve teala o kimseyi kendi dostlarından yazar. Ya Ali, her kim her gün on kere la ilahe illallahü kâble külli ehadin ve la ilahe illallahü bade külli ehadin ve la ilahe illallahü yepkaram büna ve yefna ve yemütü kulli ehadin derse göklerde hiçbir melek kalmaz illa ona bin kere istiğfar ederler